Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. İkinci ünitedeyiz. TYT Kimya ve periyodik sistemden bahsedeceğim bugün sizlere. Şimdi önce Mendeleyev'den bahsedelim. Rus bilim insanı. Mendeleyev atom kütlelerine göre sıralamış elementleri ve bu şekilde sıraladığında fiziksel ve kimyasal özelliklerin de düzenli olarak tekrarlandığını görmüş ve böyle bir tablo oluşturmuş. Mendeleyev, galyum, germanyum ve skandiyumun varlığını düşünmüş ve bunların atom kütlelerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin etmiş ve bunların yerlerinde oluşturduğu periyodik tabloda boş bırakmıştır. Bu durumda Mendeleyev'in yeni elementlerin bulunabileceğini öngörmesi çok önemlidir. Elementlerin özelliklerinin atom kütlelerine bağlı olduğunu düşünmesi de Mendeleyev'in büyük bir yanılgısıdır. Bu şekilde olması oluşturduğu periyodik tabloda sadece bir rastlantıdır. Yani elementlerin özellikleri atom kütlelerine bağlı olarak tekrarlanmaz. Gelelim Moseley'e. Moseley, Henry Moseley, İngiliz bilim insanı. Moseley, X ışınları ile deneyler yaparak çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Moseley'e göre atom numarasına bağlı olarak değişmektedir. Günümüzdeki periyodik sistem artan atom numarasına göre düzenlenmiştir Moseley'in oluşturduğu bu fikre göre. Ve buna göre de benzer kimyasal özellikte olanlar aynı düşey sütuna yani gruba denk gelir günümüzdeki periyodik sistemde. Şimdi burada modern periyodik sistemi görmekteyiz. Periyodik tabloya baktığımızda metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazları görmekteyiz ana yapılar olarak. Şimdi burada gördüğümüz gibi periyodik tablonun büyük bir kısmını metaller oluşturmakta. Pembe gördüklerimiz metaller. Ametaller mavi olanlar hidrojen bir A grubunda olmasına rağmen bir ametaldir. Bu bir istisnadır. Bunu unutmayacağız. Bu önemli. Sonra şu arada bir yarı metaller vardır, bir merdiven vardır. Şöyle gidiyoruz merdivenden gördüğünüz gibi. Böyle gidersek sonra tekrardan geri dönüyoruz merdivenden. İşte bu merdiven kısmı yarı metallerdir. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin. Bunun sağ tarafında kalan mavi olanlar ametaldir. Sonra 8A grubunda da soy gazlar bulunmaktadır. Ayrıca 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A bunlar A gruplarıdır. A gruplarına baş grup elementleri de denilmektedir. Ortada kalanlar 2A ve 3A arasında ortada kalanlar B grubu yani yan grup elementleridir. Yatay sütunlara periyot denir, düşey sütunlara da grup denir periyodik tabloda. Birinci periyotta 2 tane element, hidrojen ve helyum. İkinci periyotta 8 tane element, üçüncü periyotta 8 tane element bulunur. Dördüncü periyottan itibaren işin içerisine geçiş elementleri yani B grubu elementleri de girmektedir. 18 tane bulunur, 18 tane bulunur. Beşinci periyotta da 6. ve 7. periyotta da işin içerisine lantanitler ve aktinitler girer. Yani iç geçiş elementleri denir bunlara. Şurada 2A grubundan sonra 6. periyotta baryumdan sonra lantanitler bulunmaktadır. Lantanla başlamaktadır bu elementler ve 14 tanedir. O zaman 18 artı 14, 6. periyotta 32 element, 7. periyotta da 32 element bulunmaktadır. Sonra 7. periyotta radyumdan sonra bu arada yine aktinitler bulunmaktadır ve aktinyumla başlamaktadır ilk element. Yine genel olarak bakacak olursak modern periyodik sistemde 7 tane periyot, 18 tane de grup bulunmaktadır. Grupları A grupları dedik. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ve aynı zamanda AYUPAC'a göre 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup, 5. grup, 6. grup, 7. grup, 8. grup, 9. grup, 10. grup, 11. grup, 12. grup, 13, 14, 15, 16, 17, 18. grup olarak da adlandırabiliriz. Yine B gruplarına baktığımızda 1A, 2A'dan sonra 3B ile başlar B grupları. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B'den 3 tane vardır. 8B, 8B, 8B.
Daha sonra da 1B ve 2B'ye geri dönmektedir. Şimdi periyodik sistemde bir elementin yeri nasıl bulunur? Atom numarasını bildikten sonra atom numarasını yani proton sayısını kullanarak katman elektron dizilimini yapabiliriz. Katman sayısı bize periyot numarasını, son katmandaki elektron sayısı da değerlik elektron sayısı yani grup numarasını bize verecektir. Şimdi kurallar neler bu katman elektron dizilimini yazarken? Öncelikle her bir katmanın bulundurabileceği maksimum elektron sayısı 2 N2 formülüyle bulunur. Mesela birinci katmanda 2 çarpı 1'in karesi maksimum 2 elektron bulunabilir. İkinci katmanda 2 çarpı 2'nin karesi maksimum 8 elektron bulunabilir. Üçüncü katmanda 2 çarpı 3'ün karesi 18 elektron bulunabilir maksimum. Dördüncü katmanda da 2 çarpı 4'ün karesi 32 elektron bulunabilir maksimum. İkinci kuralımız maksimum elektrondan sonra artan elektronlar sonraki katmana yerleştirilir. Üçüncü kuralımızda hiçbir atomun son katmanında 8'den fazla elektron bulunamaz. Şimdi bu kuralları kullanarak katman elektron dizilimlerini yazalım. Buradaki elementlerin oksijen için o zaman 2, 8 olursa 10 olur. Toplam 8 olması lazım. O zaman ne yapacağız? 2, 6 şeklinde yazacağız. O zaman oksijen 1, 2 tane katman olduğu için ikinci periyot, son katmanda 6 elektron olduğu için de 6A grubundadır. Gelelim fosfora. 2, 8 daha 10 ve 5 kaldı son katmana. 3 katman yazdık. O zaman 3. periyotta son katmanda 5 elektronu var. O zaman 5A grubunda. Gelelim potasyuma. 19 tane protonu var. 2, 8 daha 10, 8 daha 18 ve bir elektron da son katmana kaldı. 4 tane katman olduğu için 4. periyotta ve 1A grubundadır potasyum. Şimdi gelelim elementlerin sınıflandırılmasına. Şimdi elementleri metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak 4 ana sınıfa ayırıyoruz. Bunların da kendi özel isimleri var. Şimdi bunlara bakalım. 1A grubundaki metallere alkali metaller diyoruz. 2A grubundaki metallere toprak alkali metaller diyoruz. Sonra B grubundakilere geçiş metalleri ya da geçiş elementleri diyoruz. 3A grubundakilere toprak metalleri, 4A grubundakilere karbon grubu, 5A grubundakilere azot grubu, 6A grubundakilere oksijen grubu ya da kalkojenler, 7A grubundakilere halojenler diyoruz. 8A grubundakilere de soy gazlar veya asal gazlar diyoruz. Sonra lantanit ve aktinitlere de iç geçiş elementleri ya da iç geçiş metalleri diyoruz. Gelelim metallerin özelliklerine. Şimdi 1A grubundaki hidrojen hariç ve 3A grubundaki bor hariç, hidrojen ametal, bor da neydi? Yarı metal. Bunlar hariç 1A, 2A, 3A geçiş ve iç geçiş elementleri nedir? Metaldir. Şimdi metallerin özellikleri. Metallerin yüzeyleri parlaktır. Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar cıva hariç. Isı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha haline getirilebilir, işlenebilir, dövülebilirler metaller. Metallerin atomları arasında metalik bağ vardır. Bu sebeple sağlam yapılıdırlar. Altıncı olarak erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları metallerin genellikle ametal ve soy gazlardan daha yüksektir. Yedinci olarak doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar çünkü aktiftir metaller. Sekizincisi bileşik oluştururken daima elektron vererek artı yüklü iyon oluşturur metaller. Dokuzuncusu ametallerle metaller iyonik bileşik oluştururlar. Kendi aralarında metaller bileşik oluşturmazlar. Ne oluştururlar? Alaşım oluştururlar. Gelelim ametallerin özelliklerine. Genellikle 4A, 5A, 6A ve 7A grubunda bulunur ametaller. Katı halde olanlar mat görünümlüdür. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir ametaller. Isı ve elektriği iletmezler. Ne hariç? Karbonun bir alotropu olan grafit hariç. Tel ve levha haline getirilemezler.
dövülemezler, işlenemezler ve kırılgan yapıdadırlar, katı halde olanları. Genellikle doğada molekül halinde bulunurlar. İşte oksijen, S8, P4 gibi. Bileşik oluştururken hem artı hem de eksi yük alabilir ametaller. Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Kendi aralarında da kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.